Merhaba sevgili öğrencilerim. Türkçe dersine hoş geldiniz. 6. bölüm noktalama işaretlerinin son videosuna geldik. Kesme işaretini anlatacağım. Sonra da en baştaki sayfayı biliyorsunuz atlamıştık. En son bakarız demiştik. Sonra da bir oraya bakacağız ve bu konuyu bitireceğiz. Kesme işareti özel adlara, sayılara gelen ekleri ayırmak için kullanılır. İki tane şeyi ayırmak için kullanılıyormuş. Cümle içerisinde birincisi özel isimlere, özel adlara gelen eki ayırıyor. İkincisi de sayılara gelen ekleri ayırıyor. Yani özel şeylerin sonrasında gelen ekleri ayırmak için kullanılıyor. Mesela İstanbul. İstanbul özel isim midir? Özel ad mıdır? Evet, özel addır çünkü bir tane İstanbul var. Başka İstanbul yok çocuklar. O yüzden İstanbul'da demek istersem eğer ben ne yapacağım? Kesme işaretiyle hemen ayıracağım ve yazıma devam edeceğim. Gördüğünüz gibi yukarıdan bir küçük bir virgüle benzer bir şey işaret kullanıyoruz ama virgül aşağıda oluyor. O kesme işareti de yukarıda oluyor. Özel isim baş harfi büyük buradan anlayacağız. Eğer özel bir isimse sonrasında gelen bütün ekleri kısa kesme işaretiyle ayırıyorum. Şimdi bakalım örneklere. Yarın İzmir'den kuzenim gelecek. Böyle bir yazı olmuyor işte çocuklar. Neden? Çünkü bu bir kural. Burada bir özel isim var. Baş harfi büyük. Nedir bu kelime? İzmir. Bunun içinden kurtaracağım hemen. Bakın burada kurtardım. İzmir kısa çizgi. Aa, özür dilerim. Kesme işareti den. Evet. İzmir'den, İzmir'den kelimesini normal düzgün bir şekilde okurken okuyorum ama yazarken eki ayırıyorum. İkinci örneğe geldim. Derya'nın kardeşi oldu. Okurken ne yaptım? Dümdüz okudum. Derya'nın dedim. Ayırmadım. Ama yazarken ayırmam gerekiyor. Çünkü Derya özel bir isim, özel bir addır. O yüzden Derya içinden çıkıyor. Arasına kesme işareti geliyor. Sonrasında nın yazarak devam ediyorum. Derya'nın. Aşağı geçiyorum. Babamla İstiklal Caddesi'nde yürüdük. Burada ne yapmam gerekiyor? Burada İstiklal Caddesi, bakın burada özel isim İstiklal Caddesi. Neden? Bu cadde özel bir cadde. Yani bir tane var İstiklal Caddesi. Zaten baş harfleri de büyük. Caddesi, İstiklal Caddesi. Tamam, bunu ayırdım. Ondan sonra gelen tüm ekleri de kesme işaretiyle ayırdım. Geldim diğer cümleye. Gemi İskenderun'a yanaştı. Evet, İskenderun'a yanaştı derken ne yapıyorum? Burada özel isim İskenderun. O zaman İskenderun'u içinden alıyorum ve üstüne bir kesme işareti yerleştiriyorum. Sonra A'yı yazıyorum. Son cümleye bakıyorum. Bisküviyi köpeğim Karabaş'a aldım. Bakın köpeğinin adı neymiş? Karabaş. O zaman Karabaş artık nedir? Özel isim. Özel isim olduğunu baş harfinden de anlıyorum zaten. Ne yapıyorum? Karabaş A diyorum ve A'yı ayırırken de kesme işaretini kullanıyorum. Aşağıya geçiyorum. Pardon. Evet, alt tarafa geçtim şimdi. Bunları da yapalım. 18'den küçük sayı yazar mısın demiş. Şimdi ne dedik biz? Özel isimleri ayırmak için kesme işareti kullanılır dedik. Bir de sayılara gelenekleri ayırmak için 1'e gidiyorum dediğinizi düşünün. Ya da siz ikinci sınıfsınız. Ben bunu 2'ye gidiyorum diyeceğim. 2'ye gidiyorum. Ben bu cümleyi yazarken 2'ye gidiyorum derken 2'yi sayı olarak yazdım. O zaman gelen eki ne yapacağım? Sayıyla eki birbirinden ayırmak için kesme işareti kullanacağım çocuklar. O zaman ben yukarıdaki örnekte ne yapabilirim? 18'den küçük sayı yazar mısın demiş. Hemen ne yapıyorum? 18 ile deni birbirinden kesme işareti yoluyla ayırıyorum.
Alta geçiyorum. Yarın İspanya'ya gidiyoruz demiş. Ne yapacağım burada da? Özel isim İspanya. Bu bir ülke. O zaman gelen iki ayıracağım İspanya'ya. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Evet, Ankara'da bir şehir, özel bir isim, özel bir ad. O zaman ne yapıyorum? Ankara'yı içinden ayırıyorum. Ankara'dır diyorum. Türkiye'nin var. Türkiye'de bir ülke. O yüzden ne yapıyorum? Türkiye'yi de ekinden ayırıyorum. Türkiye'nin diyorum. Aşağı geçtim. Murat'ın kalemini aldım demiş. Murat'ın. Bu bir özel isim, özel ad. Bir kişinin ismi. O zaman Murat kesme işareti ın. Süpersiniz. Annem ile Cevizli Mahallesi'ne gideceğiz. Evet, burada mahallenin adı Cevizli. Cevizli Mahallesi diye geçiyor. O zaman ben ne yapacağım? Cevizli Mahallesi kesme işareti ne diyeceğim. Özel isim olduğu için de baş harflerini mutlaka büyük yazacağım. Evet, buradan da bir iki tane yapalım. Diğerlerini lütfen siz evde tamamlayın. Doğru kullanıldığı, kesme işaretinin doğru kullanıldıklarını boyayın demiş. Çok güzel, zevkli bir etkinlik. Boya kalemlerinizi alın. Birinciye bakalım. Funda'ya. Funda nedir? Özel isimdir, değil mi? O yüzden Funda kesme işareti ya. Bunu boyayabilirim. Okula. Okul özel bir isim mi? Hayır. Eğer okulun adını söyleseydi, İrfan Okulları deseydi, o zaman özel isim olurdu. Çünkü bir tane var. Ama eğer sadece bir okul yazarsa, herhangi bir okul, akla gelen tüm okullar bu olabilir. O yüzden özel isim değildir. O yüzden ayırmaya da gerek yoktur. Bunu boyamanızı istemiyorum. Şimdi buraya bakalım. Kitapçıya. Hangi kitapçıya? Bir sürü kitapçı var ülkede, şehirde, mahallede, her yerde bir sürü kitapçı var. Eğer adını söyleseydi, he, demek ki şu kitapçı der, bir tane kitapçı aklımıza gelirdi. Ama bize ismini söylememiş. O zaman herhangi bir kitapçı olabilir. O yüzden ben bunu gelen eki ayırmama gerek yok kesme işaretiyle. Devamında siz yapın lütfen çocuklar. Biz şimdi en baş sayfaya geçelim. Oradaki etkinliği de tamamlayıp konumuzu bitirelim artık. Haydi bakalım bu metni dinleyelim. Evet, bu metinde bizim dikkat etmemiz gereken şu. Fark ettiyseniz bu metni okuyan kişi çok anlamlı durarak sorularda soru cümlesi olduğunu anlamamızı sağlayarak güzel bir şekilde okudu. Peki bu güzel bir şekilde okumasının sebebi nedir? İşte bu metindeki noktalama işaretleridir. Anlamlı ve güzel bir şekilde okumasını sağladı bu kişinin. Şimdi bakalım ilk cümlede ne diyor? Bu sabah her zamanki gibi 6:30'da uyandım diyor. Ne yapıyorum o zaman ben? Bakıyorum burada 6:30'da derken, aa evet bir nokta var. Nokta sadece cümle sonunda kullanılmıyordu. Nerede kullanılıyordu çocuklar? Saat yazıldığında saat ve dakika arasına nokta konuluyordu. Süper. Peki bir de ne öğrendik? Yeni öğrendik biz. Şimdi ne diyor? 6:30'da gelen eki, sayıya gelen eki ayırmak için ne kullanılıyordu çocuklar? Kesme işareti. Süpersiniz ya. Maşallah size. Devam ediyorum. Şimdi buraya baktım. Uyandım. Şurada bir çizgi görüyorum. Kısacık bir çizgi. Bunu ne için kullanıyordum ben? Hecelerine ayırmak için kelimeleri ve satır sonuna sığmayan kelimeleri hecesine ayırarak düzgün bir şekilde yazmak için kullanıyordum. O zaman baktım. Uyandım. Evet. Düzgün ayrılmış mı hecesine? Düzgün ayrılmış. Süper. O zaman bu da doğru. Devam ediyorum. Şurada da ne var? Nokta. Cümle bitti çünkü uyandım diyor. Artık cümle bitti. Bu sabah her zamanki gibi 6:30'da uyandım. Nokta. Devam ediyorum. Gençlik Parkı'na yürümeye gittim diyor. Gençlik Parkı.
Bu bir özel isim mi? Evet. Normal herhangi bir park değil. Öyle olsaydı parka gittim derdi. O zaman özel değil, tür isim olurdu. Ama burada ne diyor? Gençlik Parkı'na adı var. O zaman tek bir park olabilir Gençlik Parkı. Ne yapıyorum? Gelen ekiği kesme işaretiyle ayırdım. Süper. Yürümeye gittim. Gençlik Parkı'na yürümeye gittim. Normal bir anlam, düz bir anlam, nokta koydum. Devam ediyorum. Eve döndüğümde kahvaltı hazırdı. Düz bir cümle, nokta koymuş. Duş aldıktan sonra kahvaltımı yaptım. Nokta koymuş. Gene düz bir cümle. Reçeli yine tadına bile bakmadan dolaba geri koydum. Nokta. Bir kavanoz reçeli bir ayda bitirebiliyordum. Nokta. Çünkü burada heyecan yok, soru yok, korku yok. Hiçbir şey yok. Düz bir cümle. Bize bir şey anlatıyor. Sonra devam ediyorum. Ama peynir öyle mi? Ne koymuş sonuna? Soru işareti. Peki neden koymuş olabilir sizce? Süpersiniz. Süpersiniz. Evet, burada mi eki var. Biz öğrenmiştik. İpucu kelimeler ve ipucu ekler vardı. Mi de onlardan bir tanesi. Onu gördüğümde ne koyuyorum? Soru işareti. Ama peynir de öyle mi? Bir hafta yarım kalıp peyniri tüketebilirim. Bir haftada yarım kalıp peyniri tüketebilirim demiş. Nokta koyuyorum sonuna. Bir tek peynirle kahvaltı ettiğim günler bile olmuştur diye son cümlemiz var. Burada da gene iki tane işaret, noktalama işareti görüyorum. Peyniri ayırmış, ettiğimi ayırmış. Şimdi şunları bir silelim. Bakalım. Peyniri ettiğim. İki tane kelime var. Bakalım peyniri nasıl ayrılıyor? Pey ni ri. Doğru mu ayırmış o zaman? Evet, pey demiş. Buraya da niri'yi koymuş. Süper. O zaman bu doğru ayrılmış. Hadi bir de bunu kontrol edelim çocuklar. Ettiğim kelimesini et ti im. O zaman bu ikisini birleştirmiş, buradan ayırmış. Doğru mu yapmış? Doğru yapmış. Süper. Sonuna da düz bir cümle olduğu için nokta koymuş çocuklar. Aşağıdaki örneği de sizlerin tamamlamasını istiyorum. Ve dersimiz burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.